Merhaba teknoloji tutkunları. Bugünkü video konumuzda daha öncesinde sıvı temasına uğrayan bir notebook'u tamir etmeye çalışacağız. İlk önce hard diskin bulunduğu kapağı açarak işleme başlıyoruz. Daha sonrasında çevrede bulunan bütün vidaları sökerek arka kapağı çıkartıyoruz. Bir spatula yardımıyla kapağı hafif kanırtarak açmaya çalışıyoruz. Kasayı açarken de hiçbir zaman ister plastik ister metal spatulaların hiçbirisini içeri tam manasıyla sokmayın çünkü içerideki kablolara zarar verme olasılığı her zaman var. Evet, biraz güç de olsa arka kapağı söktük. Şimdi sırada batarya var. Hoparlör bağlantısını çıkarttık. Bataryanın çevresine hoparlör kablosu takılmış durumda. Fanı çıkaralım. Fanın kasa ve anakartla olan bağlantısını kesiyoruz. Hoparlörler biraz cızırtı yaratabilir ya da biraz deforme olmuş gibi görünebilir. Deneyeceğiz. Fanımızı çıkartıyoruz. Görüldüğü gibi fan leş gibi. Bu şekilde bir kir varsa muhtemelen daha öncesinde sıvı teması, özellikle tatlı, kola, meşrubat gibi sıvı temasına maruz kalmış olabilir. Çünkü artık çamurlaşmış. Şimdi anakartımızın vidalarını söküyoruz. Burada bütün bağlantı elemanlarını çıkartıyoruz. Wi-Fi adaptörümüzün kablosunu çıkartıyoruz. Ekran flexi kablomuzu çıkartıyoruz. Bu kablo görüntü aktarımına yarıyor dostlar. Burada da klavye bağlantısını çıkarttık. Menteşenin vidalarını da sökelim. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir nem bulunuyor. Evet, anakartımızı şu an kasadan ayırdık. Ekranı da ayıralım. Gördüğünüz gibi leş gibi bir görüntü var. Yani artık buradaki toz bulutu çamurlaşmış. Bir koruma jelatini var. Bu siyah jelatini de çıkartalım. Eğer bu jelatin olmasaydı muhtemelen bütün su olduğu gibi anakarta gelecekti. Yapış yapış bir yüzeyi var. Belli ki kola, meşrubat ya da benzeri bir sıvı dökülmüş. Touchpad'i de çıkarttık.
Şimdi ekranımızı da kasadan ayırıyoruz. Diğer USB girişimizi çıkarttık. Klavyenin altındaki metal yüzeyden artık damlamış içeriye doğru. Touchpad'imizin arasına kadar sıvı ve pislik dolmuş. Asıl problemin anakartta olduğunu görüyoruz. Bakın halen daha ne halde. Bu durum muhtemelen anakarta ciddi manada zarar verecektir. Ancak temizleyerek kurtarmaya çalışacağız. Tabii ilerleyen dönemlerde dışarıda görünmeyen, içeride anakartın içindeki devrelerde bir problemin olup olmadığı zamanla belli olacak. Şimdi işlemciyi çıkartıyoruz. Daha doğrusu işlemcinin üzerindeki bakır plakayı çıkarttık. Yağsız elektronik temizleme spreyi ile bütün devreyi mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde devrelere zarar vermeden temizliyoruz. Bu kiri, pası, yapışkanlığı, her türlü yağlı, problemli olan yüzeyleri temizleyecektir. Ancak tabii ki eğer ki devrelerde herhangi bir problem varsa, herhangi bir kısa devre varsa, küf anakartın içerisine sirayet etmişse o zaman yapılabilecek maalesef pek bir şey kalmıyor. Ancak bu şekilde kurtarıp kurtaramadığımıza bakacağız. Şu an gözle kontrollerimizi sağladığımızda pek bir problem görülmüyor gibi. Ancak o daha öncesinde oksitlenme yapan kısımlarda biraz problemler olabilir. Bu arada eğer böyle bir sıkıntı olursa yani bu anakartın tamiratı da ciddi manada problemli olabiliyor. Çünkü herkes yapamayabiliyor. İkinci el ya da sıfır bir anakartın fiyatı da bir hayli yüksek. İşlemcinin termal macununu sürdükten sonra bakır levhasını takıyoruz. Daha önce çıkarmış olduğum bütün parçaları dikkatli bir şekilde yerlerine oturtuyorum. Touchpad'ini, touchpad'in bağlantısını, kasanın diğer ucunda olan USB girişini, ışıklarını yakmaya yarayan flexi kablosunu, ekran görüntüsünü aktarmaya yarayan kabloyu, klavye kablosunu, kısacası daha önce çıkardığımız ne kadar kablo parça varsa hepsini tekrar tekrar takıyoruz. Menteşeleri takıyoruz. Bu arada dostlar, bu üründe herhangi bir RAM yuvası görülmüyor. Hem RAM hem de işlemci anakarta monte edilmiş durumda. Bunun artı ve eksi yönleri elbette ki var, ancak bu zaten bir fiyat performans ürünü olduğu için çok da problem yaratmayacaktır.
Fanımızı yine yuvaya oturttuk. Güzelce temizledikten sonra hoparlörlerimizi oturtuyoruz. Hoparlörlerin yuvarlak kesimleri içerisinde herhangi bir yırtık olmadığı sürece büyük ihtimal çalışır. Ancak bu üründe hoparlörleri de yenilemek zorunda kaldık. Bataryayı yerine oturtuyoruz. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bana destek olmak adına kanalıma abone olur, videolarımı çevrenizle paylaşır, yorum yaparsanız memnun olurum. Sonraki videoda görüşünceye dek hepinize esenlikler dilerim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.